Avrupa sevkiyatını ve Orta Doğu sevkiyatını Türkiye üzerinden yapıyorlar artık. Ya sana operasyon gelecek, FETÖ'cü diyorlar sana diyorlar. Sana operasyon yapılacak diyorlar ki sen bizim derneğe 2 milyon lira ver. Sponsor ol bu etkinliğe. Erdoğan'la fotoğraf çektir, plaket verecek Erdoğan. Bütün her şeyden kurtulmuşsun diyorlar. İçişleri Bakanı Sedat Peker'in suçlandığı suçun aynısını işledi. Sezgin Barak Korkmaz diyor ki 45 milyon dolarımı ver. Bütün dünyadaki kirli paranın Türkiye'ye yerleşmesi için kapıları sonuna kadar açtılar. Kara para cenneti Rus oligarkların, Azerbaycanlı oligarkların, diğer mafya gruplarının, Özbek mafya gruplarının, Rus Sedat Peker'in ifşaları Türkiye'nin de mafyanın devletleştiğini ortaya koydu. Ortada devlet falan kalmadı. Yani yargı kalmadı, devlet kalmadı. Siyasal İslam iktidarında bir ülkenin temel değerleri, devrimle kazanılmış değerleri tek tek alaşağı edildi, yok edilmeye çalışıldı. Ana mücadele laiklikle mücadeleydi. Batılılaşan, modernleşen, fikren gelişen, özgürleşen bir ülkeyi, özgürleşme potansiyeli olan bir ülkeyi paçalarından tutup aşağı çekmek istedi siyasal İslamcılar. Bunun işte ilk dönemi, yani AKP'nin iktidara geliş döneminde bir ortakları vardı. Devlette örgütlenmesi için önünü açtıkları, hatta devleti teslim ettikleri bir Fethullahçılar vardı. Ve hatta şöyle söyleyeyim, 81 ilin 73'ünü FETÖ'cü emniyet müdürleri atamışlardı. Yani bunu bizzat kendileri yaptılar, altında imzaları var. Orduya aynı şekilde Fethullahçıların emrine verdiler. Aynı şekilde devletin bütün kurumlarında, yargıda özellikle, Fethullahçıların örgütlenebileceği bütün koşulları sağladılar ve sonra kavga ettiler. Ama bu dönem içerisinde aslında bu da bir çete faaliyeti. Devlet içinde bir örgüt çok ciddi yapılanmıştı. Yani inanılmaz bir şekilde daha sonra da işte Türkan Saylan'dan biliyoruz, gazetecilerin tutuklanmasından biliyoruz. Bir korku imparatorluğu oluşturmaya çalıştılar. Çünkü mesele bu toplumu temel değerlerinden, temel dinamiklerinden kopartmaktı. Belli bir süre başarı da oldular. Sonra yaklaşık işte MİT müsteşarının alınmaya çalışmasından sonra, 2012'den sonra aralarında bir kavga. Ve o kavgadan sonra işte bu 15 Temmuz darbe girişimine kadar gitti olaylar. Peki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra neler yaşandı? Şimdi aslında biraz da konumuzun başlığı işte mafya, siyaset, devlet bataklığı. O bataklığın nasıl geliştiğini o dönemde daha çok görüyoruz. Geçmişte de bunun temelleri atılmıştı ama 15 Temmuz'dan sonra iktidara var olduğu yetkiler yetmiyordu ve bunu bir Allah'ın lütfu olarak gördüğünü Erdoğan zaten ifade etti. Dedi ki bu bir Allah'ın lütfu. Artık biz kendi sistemimizi tamamen inşa edebiliriz. Tamamen bu cumhuriyet değerleriyle hesabımızı görebiliriz diye düşündüler. Ve bunun için de bir tek adam rejimine çok hızlı adımlarla yürüdüler. Bir saray inşa ettiler. 1150 odalı, milyar dolarlara mal olan bir saray inşa ettiler ve bu işin aslında sembolü bu oldu. Görünen yüz buydu. Ama bu sarayı inşa edip bu tek adam rejimini oluştururken herkes sorunun ne olduğunu ifade etti. Herkes söyledi. Dinlemediler. Dediler ki tek adam rejimi kurduğunuzda bu bütün devletin denetim mekanizmalarını yok eder. Yargıyı yok eder. Sayıştayı yok eder. Var olan medya özgürlüğü olmadığı için, bütün medya yok edildiği için, baskı altına alındığı için bir dördüncü kuvvet olmaz, denetlenmez. Ve devletin bütün sibopları ve Cumhurbaşkanlığı makamı da ortadan kaldırınca, ki Cumhurbaşkanlığı gerçekten bunu denetleyebilecek bir mekanizmaydı, onu da ortadan kaldırınca sadece yani bir Orta Doğu ülkesinde nasıl Libya'da Kaddafi rejimi, işte Irak'ta eskiden Saddam rejimi, işte Suriye'de Esad rejimi, bunun gibi rejimler gibi bir Erdoğan rejimi oluşturma çabasına girdiler. Bunun sonucu şu oldu çok açık bir şekilde. Ortada devlet falan kalmadı. Yani yargı kalmadı, devlet kalmadı. Ve biz yıllarca aslında bunlar varmış gibi devam ettik. Sonra Sedat Peker'in ifşaları başladı. Sedat Peker'in ifşaları ilk başladığında açıkçası ben de söyleyeyim. Ben de bunun Susurlukvari, 1990'lar sonlarında yaşadığımız Susurlukvari bir olay olduğunu düşündüm. Dedim ki yani işte devlet içinde bazı kirli unsurlar var. Bunlar suç örgütleriyle ilişkiye giriyorlar. Ve bu ilişkiden işte biz neler öğreneceğiz diye düşündük. Ama ben bu kadarını hayal etmemiştim. Aslında kimse de hayal etmemişti. Sedat Peker'in ifşaları Türkiye'nin de mafyanın devletleştiğini ortaya koydu. Yani şöyle anlatılabilir. Başkanlık sisteminde, bu tek adam rejiminde yargı organı, yani devletin en temel organlarından biri yargı organı, devletin temel organlarından biri gazi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, yani yasama organı,
ve diğer bütün organlar, bütün denetim mekanizmaları yok edilirken yerine bir mafya organı koyulmuş. Ve biz bu mafya organı ile yüzleştik. Şimdi daha bunu tam toplumda sindirebilmiş değil. Hatta gazeteciler bile bunu tam sindirebilmiş değil. Ama şu gerçekle yüzleşiyoruz. Türkiye bütün Orta Doğu, Balkan ve Rusya, yani kuzeyindeki bütün bu bölgenin kara para cenneti ve Rus oligarkların, Azerbaycanlı oligarkların, bütün diğer mafya gruplarının, Özbek mafya gruplarının, Rus mafya gruplarının, hatta Amerika'daki bazı mafya gruplarının yuvalandığı bir merkez haline dönüştürülmüş. Bunu yapmaların nedeni ne? Bunu yapmaların nedeni şu: sistemi inşaat temelli ve tamamen rant temelli, üretmeyen, yani bir fabrika kurmayan, toplumu iş sahaları yaratmayan toplumda bir soygun düzeni biçiminde inşa ettiler. Ve hep sıcak paraya muhtaçtılar. Ve bu sıcak paraya bir dönem dünyada çok boldu sıcak para. İşte Amerika'nın parayı aslında biraz daha faizleri düşürüp işte 2010'a kadar aynen dediğiniz gibi. Ama o sıcak para ortadan kalkınca bunlar gerçekten de mafyanın, bütün dünyadaki kirli paranın Türkiye'ye yerleşmesi için, Türkiye'de konumlanması için kapıları sonuna kadar açtılar. Bunun için hatta şunu yaptılar: 10 yıl içinde 5 defa varlık barışı getirdiler. Yani varlık barışı şu demek: yani uyuşturucudan mı parayı kazandın? İşte başka, yani aklınıza gelebilecek bütün suçları düşünün. Yasa dışı bahisten mi kazandın? Silah kaçakçılığından mı kazandın? Petrol kaçakçılığından mı? Kazandığınız parayı sadece Türkiye'ye getirin. Biz bunun kaynaklarını bile soruşturmayacağız diye bir sistem oluşturdular. Çünkü sıcak paraya bu kadar muhtaçlar. Yani düşünün, içkiye problem, yani içki içilmesini sorun eden bir ideoloji dünyadaki uyuşturucu parası Türkiye'ye gelsin diye uğraştı. Şimdi Sedat Peker de anlatmaya başladığında, o kaldığımız yerden devam edersem, biz bunun ipuçlarını görmeye başladık. Şimdi şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bazıları diyorlar ki, işte biz bunları biliyorduk. İşte gazeteciler bunları yazmıştı. Hatta Baronlar Savaşı kitabını yazdım. Ben en son tweetleriyle ilgili, işte Baronlar Savaşı'nda bunlar yazılmıştı filan diyorlar. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Sedat Peker iyi bir insan olduğu için değil. O bir suç örgütü lideri, bir mafya babası. Ben mesleğe başladığım ilk zamanlarda bile onun saçtığı dehşetle ilgili haberler hazırlayan bir gazeteciyim. Bunun için tehdit edilmiş bir gazeteciyim. Onu asla işte bir örnek bir figür gibi göstereceğimiz bir durum yok. Bu suç örgütü lideri. Ama bu çok değerli bir şey. Yani şu çok değerli bir şey: mafya, devlet, siyaset üçgeninin içinden birinin konuşması çok çok değerli bir şey. Normalde dünyada, Amerikan filmlerinde hep seyrederiz, böyle bir tanık vardır. Çünkü böyle büyük organizasyonları çözmek için, yani devlet, siyaset, mafya üçgenindeki, yani böyle büyük örgütleri çözmek için içeriden bir tanık olması zorunludur. İçeriden bir tanık yoksa siz dinleme kayıtlarıyla, HTS'lerle, parmak izleriyle tek tek soruşturarak, yani içeriden bir köstebeğiniz yoksa bu yapıyı çözemezsiniz. Bunun için de Amerikan filmleri, Hollywood filmleri hep öyledir. Yani bir tanık çıkar, mafyanın aleyhinde ifade verecektir. Çok klasik bir hikayedir, senaryodur bu. Mafya o adamı öldürmeye çalışır. Devlet de ya da polisler de o kişiyi mahkemeye götürmeye çalışır. Onu işte özel tanık koruma programlarını alırlar. Yok, mafya roket atar, polisler ölür ama işte en son duruşmaya gelirler. Duruşmada tanık anlatır. Filmin sonunda da mutlu sondur. Dersiniz ki gerçekler ortaya çıktı. Mafya babası kelepçelenir, götürülür. Neden böyledir biliyor musunuz? Çünkü gerçeklerin ortaya çıkması ilk adımdır. Gerçek ortaya çıktıktan sonra o gerçek hemen sonuçlarını vermez. Ama sabırla ve istikrarla onun gideceği yer bellidir artık. Aleniyet kazandıktan sonra, hepimiz öğrendikten sonra bu çok nettir. Ama biz de ne konuşuyoruz? Örneğin Amerikan filmleri, çünkü Amerikan filmlerinde bir de şu da vardır. Yani çünkü temiz toplum için bir fırsattır bu. Yani bir o çetenin içinden, bütün bu karanlık ilişkilerin içinden, bu bataklık içinden biri konuşuyorsa bu ülkenin temizlenmesi için büyük bir fırsattır. Ve bunun için de o, yani o temizlenmek için bu fırsatı değerlendirmek isteyenler olur. Ama bizde ne oluyor? Amerikan filminde koruyorlar, hani böyle ölüyorlar, savaşıyorlar, direniyorlar filan. Biz ülke olarak Sedat Peker'i nasıl susturacaklarını konuşuyoruz. Öldürecekler mi? Zehirleyecekler mi? Bu gerçekleri toplumun öğrenmesini nasıl engelleyecekler? Bizzat devlet konuşmuyor. Peki neler öğreniyoruz? Bakın, yani bunun o kadar çok örneği var ki şimdi burada konuşmaya kalksak vaktimiz yetmez. Neler öğrendik? Ya neler neler öğrendik? Neler neler yaşadık? Birincisi, iddia.
ülkenin eski başbakanının oğlunun kumar sevdası nedeniyle Kıbrıs'ta bir mafya liderinin eline düştüğünü ve elinde o mafya liderinin elinde şantaj kasetleri olduğunu ve bu nedenle başbakanın oğlunun, eski başbakanın oğlunun Venezuela'ya gidip yeni uyuşturucu rotaları, kokain rotaları bulmaya çalıştığı yönünde bir iddiayı öğrendik. Ne öğrendik? Tanık olarak öğrendik bunu. Bakın bu iddia. Binali Yıldırım'la ilgili söylediğim bu bir iddia. Ama neyi öğrendik? Kutlu Adalı cinayetini öğrendik. Kutlu Adalı cinayetinin faillerini öğrendik. Biliyor muyduk? Evet, bununla ilgili ben çok araştırdım. Yıllarca Kutlu Adalı cinayetini araştırmış. Gazeteci cinayetleri, işte Rantik'le ilgili kitap da hazırlamış. Gazeteci cinayetlerini incelemiş bir gazeteciyim. Biz orada Sedat Peker çıktı ekranların karşısına ve dedi ki Kutlu Adalı için Korkut Eken, Mehmet Ağar benden tetikçi istedi ve ben kardeşimi tetikçi olarak verdim dedi. Atilla Peker'i tetikçi olarak verdim dedi. Ve onu Kıbrıs'a götürdüler. Keşif yaptılar ve döndüler. Daha sonra öldürülemedi, başka şekilde öldürüldü dedi. Ben bunu dehşet içinde izledim. Bu bilgiyi öğrenebilmek için benim okumadığım belge, bilgi falan kalmamıştı. Yıllarca uğraşmış ki biz bunu tanıklığını öğrendik. Sonra ne oldu? Atilla Peker adliyeye gitti, adliyeye götürüldü. Savcılar adamı adliyeden kovdu ifadesini almamak için. Sonra tekrar gitti, bir ton baskı oldu, ifadeyi aldılar. Hala soruşturma ne aşamada bilmiyoruz. Bunun soruşturulması savcılığın görevidir. Görevi ihmalle de açıklayabileceğiniz bir şey değildir. Çünkü bütün kamuoyunun gözü önünde olan bir şey. Ve bunu yapmamak bu eylemleri üstlenmek demektir. AKP 3Y ile mücadele etmek için geldiğini söyleyen, bunu para propagandasını yapan bir partiydi. İşte yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar, biz bunlarla mücadele edeceğiz diye geldi. Yoksulluk şu an Türkiye tarihinde bu kadar meşruiyet kazanmadı. Yani böyle büyük bir bataklık yok. Yasaklar konusunda ülke büyük bir baskı altında. Sürekli gazeteciler, siyasiler saldırılara uğruyor, hapsediliyor. Toplum bir korku imparatorluğuna dönüştürmüş vaziyette. Ve baktığınızda bütün bu sistemi inşa eden, yani bütün bu sistemi inşa eden, bütün bu yoksullukları, bu yasakları var eden sistemin temelinde de AKP'nin geçmişten aldığı miras duruyor. Şimdi o mirasta Mehmet Ağar da orada duruyor. Yani. O mirasta Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar da orada duruyor. Tansu Çiller de orada duruyor. Yani bütün mekanizmaya baktığınızda aslında aynı şekilde devam ediyor. Ama 1990'larda öyle değildi. 1990'larda bu suçlar ortaya çıktığında, Susurluk skandalı ortaya çıktığında yargı anında harekete geçti. İçişleri Bakanı Mehmet Ağar anında istifa etti. Mecliste 9 gün içinde araştırma komisyonu kuruldu. Araştırma komisyonu herkesin ifadesini aldı. Ve yargılama sonucunda büyük cezalar olmasa da hepsi mahkum oldular. Susurluk çetesi mahkum oldu. Şimdi Türkiye'nin karşılaştığı şey şu. Türkiye toplumunun onuruyla oynanıyor. Türkiye toplumunun gururuyla oynanıyor. Türkiye toplumu bir savcısının olmamasının aciziyetini yaşıyor. Türkiye toplumuna sen vatandaş değilsin, tebaasın deniyor. Çünkü vatandaş olsan o yargı, bu devlet bu olayları soruşturma konusu yapmadan duramaz. Çünkü vatandaştır, vatandaşın hakkıdır. Vatandaş vergiyi niye veriyor? Niye 4000'den fazla savcımız var? Bunları soruşturması için var. Biz maaşlarını bunun için ödüyoruz. Siyasileri niye şey yapıyoruz, maaşlarını ödüyoruz? Onları denetleyecek mekanizmaları niye maaşlarını ödüyoruz? Bunun için ödüyoruz. Ama onlar karşılığında bir toplum yokmuş, bir vatandaş yokmuş. Aynı istedikleri bir tebaa varmış gibi bütün bunları görmezden gelerek bunu atlatabileceklerini zannediyorlar ve çok yanılıyorlar. Bir sürede bu söz konukları devam edilebilir. Ama bakın artık biliyoruz. Artık biliyoruz. Daha neler biliyoruz biliyor musunuz? Örneğin ya gerçekten şunu biliyoruz. AKP mafya babasının yani Sedat Peker'in fabrikasını üretilmiş kahveleri bedava dağıtmış seçim çalışmasında. Ya ötesi var mı? Ya suç örgütü liderinin kahvelerini seçim kampanyasında dağıtmış. Ötesi var mı? Bak var. Evet, hepsinin ötesi var çünkü. Başka ne yapmış? Gazete, Hürriyet gazetesi baskını. Aynı Halk TV'ye geçen bastılar. Da bunun daha öncesinde Hürriyet gazetesi basılmıştı. Hürriyet gazetesi baskını bir milletvekili, bir AKP'li siyasi Sedat Peker'e gelip rica etmiş. Ve onun üzerine Hürriyet gazetesi basılmış. Yeter mi? Yetmiyor. Eski bir milletvekili karakolda dövülmüş. AKP yöneticilerinin isteğiyle Sedat Peker tarafından kemikleri kırdırılmış dediğine göre. Bunlar bakın hep itiraf. Bunların hepsi itiraf. Yetmemiş. Neyi anlatıyor biliyor musunuz? Haberimiz yok. Bunların hiçbirinden haberimiz yoktu.
AKP'nin gençlik kolları İstanbul'un arka sokaklarında Esenyurt'tan Balat'a arabaların arkasında kasalarla Kalaşnikov silah taşımış. Paramount Otel dedikleri otele çökülmüş. O otele tankla girilmiş. Tank ya da zırhlı araç. Ama öyle girip çökülmüş. O otelde kara para aklama oteli, o kadar belli ki kara para aklama oteli oldu. Ya otelde herkes kalıyor, bir tane hesap ödeyen yok. Bir tane ücretini ödeyen yok ya. Ya Binali Yıldırım kalıyor. Sanayi Kurulu Başkanı, Savunma Sanayi Başkanı kalıyor. Gazeteci kendine diyen tipler kalıyor. Ya herkes mi? Emniyet müdürleri kalıyor. Ya herkesin yolu oradan geçiyor. Bir Allah'ın kulu da ya hesabı ödeyelim demiyor. Neden demiyor biliyor musunuz? Çünkü orada kara para atlanıyor. Hepsine fatura kesiliyor. Sanki ödeme yapmış gibi fatura kesiyor. Geceliği 10 bin dolar, geceliği bilmem kaç bin dolar kesiyorlar. Kara parayı aklıyorlar. Zaten para o sırada Özbekistan'dan, Azerbaycan'dan, Rusya'dan, mafyanın parası doluyor zaten oraya. Onlar fatura kestikçe o para aklanmış olmuş, aklanıp ceplerine girmiş oluyor. Türkiye'de o kayıt dışı, o kara para aklanmış oluyor. Ama onlar da yetmiyor bakın. Paramount Hotel falan da yetmiyor. Bütün bunları da artık geçiyoruz. Sezgin Baran Korkmaz diye bir adam, ya adam Amerika'daki mafyayı nasıl çektiniz arkadaş? Sezgin Baran Korkmaz diye bir adam, Amerika'daki bir dolandırıcı, bir kara para, böyle acayip büyük bir örgütün parasını Türkiye'ye getiriyor. Türkiye'nin bakın en büyük şirketlerini satın alıyor. Yani o sigorta şirketi falan dediğimiz var ya, onlar böyle çok büyük şirketler. Paramount Hotel dediniz, inanılmaz bir yer yani. Yani bunun gibi devasa yatırımlar yapıyor. Ve para geziyor, sürekli para bankalarda geziyor. Her yerde bu şey, kara para dolu. Bundan Türkiye'nin haberi yok mu sizce? Yani iktidarın haberi yok mu? İktidarın tam da bundan haberi var. İktidarın istediği tam da bu. Yani bu mafyanın parasını çekmek. Çünkü niye? Oradan çalmak kolay. O paradan pay almak kolay. Sezgin Baran Korkmaz iş adamı diyelim. İnan Kıraç iş adamı diyelim. Aralarında alacak sorunu var. 45 milyon dolarlık bir alacak. Sezgin Baran Korkmaz diyor ki 45 milyon dolarımı ver. Çok uzun olduğu için o kısmı anlatmayacağım. O ticari ilişkiyi. Sezgin Baran Korkmaz İnan Kıraç'a diyor ki 45 milyon dolarımı ver. Adam da diyor vermeyeceğim diyor İnan Kıraç. Bunun üzerine kim arıyor? Aynı bakın aynı mafya Sedat Peker aradı ya. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sezgin Baran Korkmaz'ı çağırıyor. Saati ne kadar belli? Merdivenlerde sigara içtikleri polislere kadar belli. Size Süleyman Soylu diyor ki 45 milyon dolar alacağından vazgeç. Senin hakkında tahkikat var. Yurt dışına çık git diyor. Ne oldu? Tahsilat yaptı. İçişleri Bakanı aynı Sezgin Baran Sedat Peker'in suçlandığı suçun aynısını işledi. Tahsilat yaptı. 45 milyon dolarlık bir tahsilat yaptı. Yani o 45 milyon dolarlık şeyi sildi. Ve ayrıca şunu yaptı. Hakkında tahkikat olan, hakkında soruşturma olan birinin ülkeden kaçmasına aracılık etti. Ya düşünebiliyor musunuz? Ve bunu yaparken dedi diyor ki Sedat Peker, Tayyip ağabeyin de haberi vardı diyor. Saraydan yönetiliyor bu iş. Sonra ne oluyor? Saraydan yönetiliyor işte. Bütün bu trafik saraydan yönetiliyor. Aynı suç işleniyor. Tahsilat yapılıyor. Yani bir mafya devleti bu işte o anlamda. Bir tahsilatın yapıldığı bir süreç bu artık. Ondan sonra ne oluyor peki? Sezgin Baran Korkmaz gidiyor. Gitmeden önce hakkındaki davada Mossack raporu var. Bakın ben iddianameyi inceledim. Bütün dava dosyasını inceledim. Birdenbire hakkında bir tahliye karar çıkıyor. Mal varlıklarına konulmuş, el konulmuş. Mossack raporu olmayan bir Mossack raporu. Yok, dosyada yok. Bulamıyorsunuz. Bütün sayfaları arayın öyle bir şey yok. Olmayan bir Mossack raporuyla mal varlığındaki tedbirleri kaldırıyorlar. Yurt dışına çıkış yasaklarını da kaldırıyorlar. Ve adamın bütün mal varlığını adam satmaya başlıyor. Satıyor. Ve yargı eliyle, bakın yargı eliyle resmen orada kara parayla çökülmüş malların paylaşımı yapılıyor. Devletsiziz şu an, gerçekten devletsiziz. Çünkü böyle durumlarda reaksiyon göstermeyen bir devlet olmaz, olamaz. Olursa da şu olur, işte Sezgin Baran Korkmaz bütün mallarını satar, Paramount Otel'de birileri işte eğlenir, dans eder, hiç hesap ödemez. Şehit Hüseyin İmrah ölür, o mafya kurtulur. Amerika'daki kara paralar buraya gelir. Sonra sen Amerika'da yeni Reza Zarrab davaları açılır. Sen bütün çocuklarının, torunlarının geleceğini etkileyecek cezalara mahkum olursun. Ve bak öyle bir dönem yaşıyoruz ki her gün bir skandal yaşıyoruz. Her gün bir skandal yaşadığımız bir dönem yaşıyoruz. Ve bütün bu skandallar içerisinde Suriye'ye tırlarla silah götürülmesi olayı da var. Şu an kabak gibi ortaya çıkan sonuç şu. Türkiye'yi mafyaya teslim etmişler. Türkiye'yi, koca bir ülkeyi, 84 milyonu köklü devleti, devrimler üzerine kurulmuş bu devleti. Aslında
asırlardır da bir geleneği taşıyan bu devlet, yani asırlık gelenekleri taşıyan bu devleti bir mafya örgütüne teslim etmişler. Ve saray rejimi de bunun için kurulmuş. Artık bir saray var. O sarayda 1150 tane oda var. O 1150 odayı dolduran makam sahibi insanlar var. Sayısını bilmediğimiz danışman var. Maaşlarını biz ödüyoruz ha. Hepsinin maaşlarını biz ödüyoruz. O makam odalarını biz ödüyoruz. O 1150 odalı sarayı bizim paramızla inşa ettiler. Onların hepsinin makam şoförleri var, makam araçları var. Tarım Bakanı 49 tane danışmanı var. Bir tane yangın söndürme uçağı almayı akıl edememişler ülkeye. 49 tane adam, çünkü neden? Onların hepsi, işi o değil ki. Yangınları düşünmek, ormanları düşünmek, ülkeyi düşünmek değil ki onların işi. Hepsinin işi avanta düşünmek. Hepsinin işi iş takipçiliği. Bakın bu saraydaki 1150 odalı saraydaki danışmanlar. Ya adını ben bile bilmiyorum. 12 tane danışma kurulu var. Hukuk politikaları danışma kurulu. Ekonomi politikaları danışma kurulu. Eğitim politikaları danışma kurulu. Bunların hepsinin bakanlığı da var. Ya ekonomi bakanlığı da var. Şey de var. Adalet, hukuk politikaları, adalet bakanlığı da var. Yani hepsinin bakanlıkları var aynı zamanda. Bu adamlar hepsi 12'şer tane. Yani 12'şer tane kurulda üye var. Bu adamlar niye maaş alıyor? Ne iş yapıyor biz bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ha, şimdi öğreniyoruz işte. İşte mafyanın devletleşmesi dediğimiz hikayede biz öğreniyoruz bunu. Bu danışmanlar artık Türkiye'de Erdoğan'la fotoğrafın olduğunda ya da Cumhurbaşkanı'nın adı geçtiğinde her kapı önüne açılır. Hiçbir bürokrat direnemez, hiçbir polis sana karşı çıkamaz, hiçbir savcısını içeri atamaz. Dokunulmazlığın var, istediğin kadar yolsuzluk yaparsın. Yargılanmıyorsun ki, saraya yakınsın, yeter. Geçtiğim biz bir örnek yaşadık, yandaş yazar Fuat Uğur yazdı. Yandaş, adam yandaşın kralı. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği diye bir dernek var yandaşların kurduğu. Her yıl sarayda medya Oscar'ları diye ödül veriyorlar. Ahmet Hakan'a ödül veriyorlar. Böyle A Haber'e ödül, oradan ATV'ye ödül, oradan Yeni Şafak'a ödül filan. Yani saçma sapan bir etkinlik. Adamın bir tanesinde de ondan önce adamın biri hakkında, iş adamı hakkında diyorlar ki ya sana operasyon gelecek, FETÖ'cü diyorlar sana diyorlar. Sana operasyon yapılacak diyorlar ki sen bizim derneğe 2 milyon lira ver. Sponsor ol bu etkinliğe. Erdoğan'la fotoğraf çektir, plaket verecek Erdoğan. Bütün her şeyden kurtulursun diyorlar. Ve adam 2 milyon lira veriyor, sponsor oluyor, Erdoğan'la fotoğrafı çıkıyor, bütün haberler kesiliyor. Şimdi bütün sistem bunun üzerine koyuyor. Erdoğan ya içeri düşüp, mafyadan, ya suç örgütünden içeri düşüp, Süleyman Soylu ile fotoğrafı olmayan adam yok ya. Kolombiya Savunma Bakanlığı bir operasyon yaptı bir gemiye, Türkiye'ye gelecek olan. Bir gemiye operasyon yaptı, 5 ton kokain çıktı. 5 ton kokain, yani Türkiye'de bir yılda 1,5 ton yakalanıyor, tek operasyonda Türkiye'ye 5 ton geliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu sadece şu demek. Türkiye eroinden sonra kokain rotası da oldu demek. Bütün Türkiye mafya oluyor ya. O mafyanın en, finansının en temel yeri neresidir? Uyuşturucu parasıdır. Yani uyuşturucudan beslenir. Yani bütün suç örgütleri, yeraltı örgütlerinin temel beslenme noktası uyuşturucudur. Şimdi bir de sanal bahis eklendi. O da çok büyük bir tutar. Bu geliyor, bu gemi yakalanıyor. Ya biz bir yıldır soruyoruz. İçişleri Bakanlığı her yer. Ya bu 5 ton. Çünkü gemiyle geliyor ya, bu geminin konşimento belgesi var. Yani gönderici firma kim, alıcı firma kim filan. Bir de bu uyuşturucu böyle kimyagerler uğraşmış. Parça kavukçukların içine yedirmişler. Yani alıcı firmanın 5 ton kokain alıcısı olduğu da çok belli. Bu kokainin alıcısı kim? Öğrenemiyoruz. Mersin limanında sadece bir hafta içerisinde 1.7 ton kokain yakalandı. Yani Türkiye'de 3000 operasyonla 1,5 ton yakalanıyordu. 3000 operasyon. Kurye yakalıyorsunuz, parti basıyorsunuz, yol çevirmesinde buluyorsunuz filan. Bir senede 3000 operasyonla 1,5 ton kokain yakalıyorsunuz. Türkiye'de bir haftada 1,7 ton kokain yakalandı. Güney Amerikalı kartellerle Türkiye'deki uyuşturucu baronları inanılmaz bir işbirliği içinde ve bütün bu sevkiyatı, Avrupa sevkiyatını ve Orta Doğu sevkiyatını Türkiye üzerinden yapıyorlar artık.